Arkadaşlar merhaba. Bozkurt'u neden sel aldı? Herkes bu sorunun cevabını arıyor. Çok acı görüntüler var. Bozkurtlu bir teyzemizin iki gece çatıda, çaresiz, kaybettiği akrabalarını el sallayarak ölüme gidişini anlatırken duyduğu acıyı tarif etmek mümkün değil. Ateş düştüğü yeri yakıyor derler ya. Biz bu acıyı hafifletmek adına elimizden ne gelirse onu yapmaya çalışıyoruz, yapacağız da. Yurdumuzun her neresinde ne olursa olsun, birlik ve beraberlik içerisinde orman yangınlarında olduğu gibi, Van'da olduğu gibi, Karadeniz'de olduğu gibi, Kastamonu'da da öyle olacak, öyle olmaya da devam edecek. Ancak mal yerine gelir gelir de giden canlar. Arkadaşlar her olay sonrası milletçe kenetlenip acılarımızı sarıyoruz sarmasına da amenna da. Neden oluyor sorusunun üzerinde pek durmuyoruz. Bu sefer de duracağımızı zannetmiyorum. Hep öyle oluyor çünkü. Önce bir galeyana geliyoruz, bir konuşuyoruz. Neden oldu, niye oldu, kim yaptı falan herkes böyle bir heyecanla hesaplarını sorulacağız gibicesinden söylemler falan filan ama sonra ne oluyorsa unutuluyor. Daha doğrusu sorulması gereken soruları soruyoruz ama sonra ne oluyorsa aynı hataları da yapmaya devam ediyoruz. Bakın ne dedik? Bozkurt'u neden sel aldı? Bu sorunun cevabını aramadan önce sosyal medyada gördüğüm her şeyin özeti olan şu sözü söylememiz gerekiyor. Dereler taşmadı. Dere her zamanki yerinde aktı. Müteahhitler evleri derelere taşırdı. Arkadaşlar fotoğraflara bakar mısınız? Derenin yolu belli. Sen gitmişsin, derenin yolundan çalmışsın. Bunun başka adı yok ki. Bu cinayete aleni teşebbüs gibi bir şey ama ülkemizde sıradan bir durum bu. Bozkurt bir tane değil ki. Binlerce bozkurt var ülkemizde. Bu durumda dere yataklarına kurulmuş. Bugün Bozkurt'ta olan Rize'de, Artvin'de, Trabzon'da sürekli oluyor zaten. Bozkurt'ta biraz yani ölü sayısı fazla olduğu için, can kaybı fazla olduğu için gündem oluyor ama kusura bakmayalım yurdumuzun özellikle Karadeniz bölgesinde Bozkurt hadisesi sıkça yaşanıyor zaten. Bakın araya bir görüntü koyacağım. Bir okul görüntüsü bu. Bu okula Allah aşkına kaçınız çocuğunuzu gönderirsiniz? Rize'de sağanak sonrası oluşan heyelanlarda bahçesi zarar görmüş. Okulun adı da Elmalı Köyü İlkokulu. Köyde Elmalı Köyü. Ortaokul hem ilkokul şeklinde hizmet veriyor bu okul. AFAD ekipleri geliyor inceliyor. Binada hasar var mı bakıyor. Sonra hasar oluşmadığı sonucuna varıp çökme yok. İşte çökme riskini de ortadan kaldırmak adına işte ne derler? Çift kademeli duvar yapılmasına karar veriyor. Onarım sürecinde de bariyerle buraların kapatılmasına. Şu an resimlerde görüyorsunuz ekranda var. Ve bu şekilde eğitime burada devam edilmesine karar veriyor. Allah aşkına toprağa bakar mısınız? Ben çok anlamam ama biri söylesin bana lütfen. İçinizde anlayan biri varsa yazsın. Bu toprak yumuşak toprak değil mi? Çok yumuşak değil mi? Yani bu okulun yine de kayma riski yok mu? Yani bu burada bir hayalan riski hala yok mu? Ben bu görüntülere bakarken arkadaşlarım geldi dedi ki Bozkurt'ta HES patlamış abi. Onunla ilgili ne düşünüyorsun? Öncelikle şunu söyleyeyim. HES düşmanı ya da HES karşıtı değilim. HES'lerin yapıldığı yerleri Allah aşkına sorgulayalım diyenler dedim. Herkesin kafasında bin tane soru var HES'lerle ilgili. Altını çiziyorum. HES karşıtı değilim ama vatandaşın aklındaki bu soruların da giderilmesi devletin görevleri arasında değil mi? Devlet ne derse odur. Devlet yapıyorsa vardır bir bildiği. Amenna. Kusura bakmayın ama HES'ler milli güvenlik meselesi değil ki. Milletin can ve mal güvenliği meselesi. Tamam, su bir, milli güvenlik meselesi. Ama yapıldığı yerin can ve mal güvenliği noktasında riski varsa bunda da vatandaşın söz söyleme hakkı bırakın da olsun. Bırakın da vatandaşı ikna etmekle uğraşın. Bozkurt'ta HES patladı deniyor. İddialarda çok güçlü. Patladı ise neden? Patlama durumunda böyle bir durum nasıl öngörülemedi? Buna neden hazırlıklı olunamadı? Şimdi sosyal medyada gerçekçi konuşanlar var. Neymiş HES'ler yıkılsın, HES'ler kapatılsın falan filan. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bu insanların genelde her şeye karşı olduğunu biliyoruz. Karşı olmak için doğmuş bu insanlar. Yapmayalım. Ne yapalım? HES yok. Kömür de yok. Kömüre de karşılar. Ki kömüre ben de karşıyım. O da ayrı bir sorun. Kullanım alanlarını belki de zayıflatmak, azaltmak, daraltmak lazım ama o zaman
rüzgar santrali kuralım. O da olmaz. Niye kuşların yönü şu bu falan filan. Bilmem ne şu bu falan. Devam. Nükleer, barajlar, onlar da olmasın. Arkadaşlar, 2 saat elektrik kesilse hayatımız kesiliyor sanki. Hayatımız duruyor. Ve en çok kıyameti de genelde bu çok HES'lere, şunlara, bunlara karşı olanlar çıkarıyor bu tür durumlarda. Sorunu tespit etmek ayrı bir olay. Beraberinde çözüm üretmek bambaşka bir olay. Çözüm, çözüm, çözüm. Uzlaşmanın yolu çözüm üretmek. Bozkurt'u niye misal aldı? İşte bu kafa yüzünden. Çözüm üretmek yerine kişisel çıkarlarını, hırslarını öne çıkaran insanlar yüzünden. Bunun şusu busu siyaseti yok arkadaşlar. Bozkurt, dere yatağına kurulurken ne Erdoğan vardı ne de Kılıçdaroğlu. Demem o ki, zihniyet devrimine ihtiyacımız var. Öyle bir zihniyet devrimi olmalı ki ne bozkurtları dere yataklarına kurban edelim ne de ülkemizi kurda kuşa. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan Bozkurt'a gitti. Erdoğan burada, bundan sonra dere üzerlerinde düz değil kemerli köprü inşa edeceğiz dedi. Sebebi de işte bu ağaçların köprüleri tıkaması olarak gösterildi. Arkadaşlar, işte bizim müteahhitlerimizin geldiği noktanın özeti. Osmanlı Osmanlı diye övünüyoruz ya hep. Osmanlı zamanında yapılan köprülerin hemen hepsi kemerli köprüdür, biliyor musunuz? Kızılay Başkanı Kerem Kınık müthiş özetlemiş aslında bu durumu. Medeniyet gerilemesi yaşıyoruz. Neden modern köprüler yıkılıyor da kadim köprüler ayakta? Çünkü hidrodinamik ilmine ve afet tarihine Mimar Sinan kadar vakıf değiliz. Temiz su, hareketli taban oyulması, ayak arası açıklık, hidrolik sıçrama, basınçlı ve savak tipinde akımlar vesaire vesaire. Arkadaşlar, Kerem Kınık müthiş özetlemiş. Tebrik ediyorum, alkışlıyorum kendisini. Kerem Hocam, saygı benden. Cumhurbaşkanımız da yeni fark etmiş olsa gerek ki bundan sonra kemerli köprü yapacağız diyor. Osmanlı'yı yeni keşfediyoruz, farkında mısınız? Osmanlı'yı yeni keşfediyoruz. Osmanlıcı olmaya gerek yok. Biz Osmanlı'nın ilmini bugüne taşısak çok şey değişecek hayatımızda. Deprem bilimci ve jeoloji yüksek mühendisi Ramazan Demirtaş. Bakın, açıklamaları çok önemli. Çok önemli, altını çiziyorum. Seli Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki yıkımı ilçeden geçen deredeki ıslah çalışmalarına bağlıyor Ramazan Hocam. 400 metrelik dere yatağının yıllar içinde 15 metreye düşürüldüğünü söylüyor Ramazan Demirtaş Hoca. Yapılan binalarla yapay bir baraj oluştu. Sağanak yağışla gelen sel bu baraja takıldı diyor. Ve uyarıyor. Bozkurt'u çok acil farklı bir yere taşıyın. Arkadaşlar, bir uydu görüntüsü göstereceğim size. Sonra hepiniz bildirkişi olacaksınız zaten. Bozkurt'ta yaşanan felaketin yıllar içinde nasıl geldiğini gösteren görüntüler bunlar. Dere kenarında artan yapılaşmaya dikkatle bakın. Her sene dereden gıdım gıdım çalmışlar. Kim mi suçlu? Arkadaşlar, Allah aşkına kim suçlu? Önce dere yatağını imara açan mülki idare, sonra da mülki amirliğin aldığı kararı görmezden gelen devletin ileri gelen organları. Ama kimse hesap vermeyecek. Ölen öldü. Kalanlar ve ölenlerin yakınları acılarıyla baş başa kaldı. Kusura bakmasınlar. Kimse hesap vermeyecek. Çünkü bunun sorumlusu bugünkü yönetim de değil. Bozkurt oraya ne zaman kuruldu? O günden bugüne kim oraya yapılaşma izni verdiyse o günden bugüne. Tamamı. İlk o dere yatağını evi yapan, yaptıran mülki idare kimse... Oradan başlıyor arkadaşlar. Oradan başlıyor. Orta Doğu Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Duygu Cihanger Riberyo'nun Bozkurt Yerleşim Bölgesi ile ilgili bir tweet'i var arkadaşlar. Yine bu tweet'te de uydu görüntüleri var. 1984'ten 2000'lere uydu görüntüleri bunlar. Görüyorsunuz değil mi? Ekranda var. Neymiş dostlar? Sel değil, el götürdü. El dediğin de bizim içimizden, tanıdık insanlar. Dereler taşmadı. Dere taştı diyen yalan söylüyor arkadaşlar. Ben böyle düşünüyorum, dere taşmadı. Dere her zamanki gibi yatağında aktı. Müteahhitler evleri derelere taşırdı.
Önce birileri aşırdı, sonra birileri şaşırdı tabii. Yorum sizin. Kanalımıza abone oldunuz mu? Kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi lütfen unutmayın. Videolarımızın YouTube linkini sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilir, yorum ve beğeni yaparak bize destek verebilirsiniz.